ve işte ilk cümlemiz. Here's my passport. İşte pasaportum. Here's my passport. Evet, pasaport kontrolü bölümündeyiz. Passport, please. Visa, ticket, Oh, here's my passport. Thank you. Passport, please. Thank you. Pasaport kontrolü. Passport control. Pasaport kontrolü bölümüne geldiğiniz zaman şu deyimi duyacaksınız. Passport please. Pasaport lütfen. Ya da Your passport please. Pasaportunuz lütfen. Ya da yetkili şöyle diyebilir. Can I see your passport please? Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen? Kullanılan istek cümlesinin biçimi değişebilir. Şu sözcüğe dikkat edin. Passport pasaport. Ve bu belgeyi yetkiliye gösterirken şöyle diyebilirsiniz. Here's my passport. Here. Burada. Here is. Burada işte. My. Benim. Passport. Pasaport. My passport. Pasaportum. Dikkat ederseniz here is çoğu zaman here's diye kısaltılır. Passport. My passport. Here's my passport. Peki biletiniz? Ticket. My ticket. Here's my ticket. Ya vizieniz? Visa. My visa. Here's my visa. 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 Ticket. Bilet. ticket. Şimdi pasaport kontrolü bölümüne dönelim ve bu kez siz verin yanıtları. Önce bir örnek verelim. Ticket please. Here's my ticket. Şimdi siz yanıtlayın. Ticket please. Sıra sizin. Here's my ticket. And your visa please. Sirası sizde. Here's my visa. And can I see your passport, please? Siz söyleyin şimdi. Here's my passport. Thank you. Öğrendiğimiz üç cümle. Here's my passport. Here's my ticket. And here's my visa. İlgili belgeleri verirken veya gösterirken kullanabileceğiniz cümleler bunlar. Passport please. Here's my ticket. Your passport please. Uh, uh, here's my visa. Can I see your passport? Ah, my passport. Thank you. Ve işte ilk cümlemiz. I'm here for two days. İki günlüğüne buradayım. I'm here for two days. Pasaport ve gümrük kontrolünden geçiyoruz. And how long will you be in Britain? I'm here for two days. Thank you, madam. Pasaport kontrol bölümünde size şöyle bir soru yöneltilebilir. How long will you be in Britain? İngiltere'de ne kadar kalacaksınız? Ya da aynı soru şöyle sorulabilir. How long will you be staying in Britain? İngiltere'de ne kadar kalacaksınız? Ya da yetkili şöyle sorabilir. How long's your stay? Kalış süreniz ne kadar? Soru biçimi değişebilir. Şu ifadeye dikkat edin. How long? Ve siz şöyle yanıt verebilirsiniz. I'm here for two days. I am. Ben. Here. Buraya. For. İçin. Two days. İki gün. For two days. İki gün için iki günlüğüne. Dikkat ederseniz I am çoğu zaman I'm diye kısaltılır. Two days. For two days. I'm here for two days. Belki üç hafta kalacaksınız. Weeks. Three weeks. I'm here for three weeks ya da dört aylığına gelmiş olabilirsiniz. Months. Four months. Four, four months. I'm here for four months. Weeks. Haftalar. Months. Aylar. İngilizce'de çoğul yapmak için genellikle sözcüklerin sonuna S harfi eklenir. Day, days week weeks month months dikkat ederseniz Türkçeden farklı olarak iki gün derken İngilizcede gün sözcüğü çoğul olarak belirtiliyor. Türkçede iki gün derken gün sözcüğü tekil kalırken İngilizcede günler sözcüğünün karşılığı days demek gerekiyor. İngiltere'ye geldiğinizi düşünün. Gümrük memurunun sorularını şöyle yanıtlayacaksınız. How long will you be in two days. I'm here for two days. Şimdi siz yanıtlayın. How long will you be in two days. Söyleyin şimdi. I'm here for two days. Amerika Birleşik Devletleri'ne vardınız diyelim. How long will you be in the United States? Three weeks. Konuşma sırası sizde. I'm here for three weeks. Hong Kong'a vardınız. How long will you be staying in Hong Kong? Four months. Söyleyin şimdi. I'm here for four months. Thank you, madam. Bu dersimizde şu ifadeleri öğrendik. I'm here for two days. I'm here for three weeks. Ve? I'm here for four months. Kalma sürenize ilişkin olası yanıtlardı bunlar. Ve işte ilk deyim. I'm here on business. Buraya iş için geldim. İş için buradayım. I'm here on business. Bir ülkeye giriş yaptığınız zaman ziyaret nedeninizi sorabilirler. And what's the purpose of your visit? I'm here on business. Enjoy your stay. Thank you. Evet, bir yetkili size şöyle sorabilir. What's the purpose of your visit? Ziyaret nedenin nedir? Ne amaçla geldin? Aynı zamanda ne amaçla geldiniz anlamına gelebilir bu cümle. Çünkü your sözcüğü hem tekil hem çoğul için kullanılır. Yani hem senin hem sizin anlamına gelir. Daha az resmi bir soruş biçimi ise, Why are you here? Neden buraya geldiniz? Ya da, What are you doing here? Burada ne yapıyorsunuz? Siz ise şöyle bir yanıt verebilirsiniz. I'm here on business. Veya, We are here on business. İş için buradayız. Buraya iş için geldik. We are biz. Here. Buraya, burada. On. On business. iş için. Business. İş. Dikkat ederseniz we are çoğu zaman we're diye kısaltılır. Business. On business. We're on business. We're here on business. Ya da buraya tatile gelmiş olabilirsiniz. Holiday. On holiday. We're on holiday. We're here on holiday. On business. İş için. On holiday. Tatil için, tatile. Şimdi ziyaret nedeninizi belirterek başlayın. Unutmayın, Yalnız başınıza yolculuk yapıyorsanız yanıtınız şöyle olacak. I'm here on holiday or business. Ailenizle ya da bir grupla yolculuğa çıktıysanız yanıtınızı şöyle değiştirmeniz gerekir. We are here on holiday. Şimdi vereceğimiz örnekleri tekrarlayın. What's the purpose of your visit? I'm here on holiday. Bu yanıtı tekrarlayın. I'm here on holiday. I'm here on business. We're here on holiday. We're here on business. Enjoy your stay. öğrenmeyi hedeflediğimiz deyimler şunlar I'm here on business. We're here on business. We're here on holiday. Ziyaret amacınızı belirtmenin farklı biçimleri bunlar. Yalnız başınıza veya başkalarıyla birlikte gelmenize bağlı olarak verebileceğiniz yanıtlar. Yetkili hoş bir ifadeyle son veriyor konuşmasına. Enjoy your stay. Umarım ziyaretin iyi geçer. Aynı zamanda umarım ziyaretiniz iyi geçer anlamına da gelir. Unutmayın, yor sözcüğü hem tekil hem çoğul için kullanılır. And what's the purpose of your visit? We're here on